Onu konuşacağız. Uğur Dündar bir tweet attı. O tweet'i de e, şimdi ekranlarınıza getireceğim ve e, seslendireceğim. zaten kendisi de burada. Pazar akşamı yaşanan vahşet asla tüm Trabzonspor seyircisine mal edilemez. Ancak çok sayıda kişi için, niçin yüzleri maskeli olarak maçı izler? Bu kişiler sürekli olarak neden diğer seyircileri tahrik eder? Su şişesiyle para fırlatır ve sahaya meşale atar ve niçin maskeyle sahaya iner? Acaba niyet bir faciaya sebep olup seçim gerginliğinin yaşandığı ülkede kaos ortamı yaratmak mıydı? Yani o vahşet planlı mıydı? Gerçekten niye güvenlik önlemleri yetersizdi? Güvenlik zaafı nasıl bu kadar netken vali veya işte emniyet müdürü, bununla ilgili çok tatmin edici bir açıklama yapmıyor. Maç içerisinde işte bu yabancı ve yanıcı maddeler işte o meşaleler söyledik. Bunlar hazırlanmış ve organize bir görüntü verdi. Dolayısıyla üstelik de seçim ve bu kadar herkesin sinir uçları tahrip vaziyetteyken seçim sattım haline girilmişken Uğur Dündar biraz sizi dinleyelim. E, tabii ki bir olay veya işlenen bir suç hiçbir zaman e, toptancı bir yaklaşımla bir camianın tümüne mal edilemez. Yani ben pazar gününden beri Trabzon'dan, dostlarımdan geçmiş olsun telefonları alıyorum ve onlar e, bu eylemlerden ne kadar üzüntülü olduklarını çok samimi bir şekilde ifade ediyorlar. Ben Trabzon halkını ve Trabzon spor seyircisinin büyük çoğunluğunu bir kenara ayırıyorum. Öncelikle şu AKP belediye başkan adayına cevabını vermek istiyorum. Bir defa bu bey suç işliyor. Şöyle ki şike olmadığı, bunun bir FETÖ kumpası olduğu gerek yerel mahkemeler daha sonra da Yargıtay'ın kararıyla tescil edilmiş bulunmaktadır. Yani Bizim yasalarımıza göre yasaların emrettiğine uymamak hiçbir şekilde mazeret kabul etmez. Ben bunu bilmiyordum demek de insanı kurtarmaz. Orada yargıtayın hükmünü hiçe sayarak o belediye başkan adayı resmen suç işliyor. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ülkemizin iki güzide camiasını hırsızlıkla ve şikecilikle suçluyor. Ben Aziz Yıldırım'ın Trabzon'a gidip Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında dostluk bağları kurmak, geçmişten kaynaklanan bir takım gerginlikleri unutturmak ve futbolun dostluk, arkadaşlık, kardeşlik köprüsü oluşturduğunu anlatabilmek için günlerce Trabzon'da kanaat önderleriyle futbolun e, hakim olduğu tüm çevrelerle görüşmeler yaptığını ve yeniden bir dostluk, barış atmosferini canlandırmaya çalıştığını kendim gözlerimle yaşayarak gördüm. Bir derbi maçı öncesinde 4 gün önce Trabzon'a gittik ve bu barışı sağlamak için gayret sergiledik. Ayrıca Aziz Bey, Aziz Yıldırım Bey yargılandığı süreçte hatırlarsanız ne şikesi memleket elden gidiyor demişti. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkan adayı memleketin elden gidecek hale geldiği o süreci tam bir FETÖ ağzıyla değerlendiriyor ve bunu şike olarak Tekrar altını çizerek daha da ileri gidip iki büyük camiayı hırsızlıkla suçlama noktasına geliyor. Bu aşırı bir cüret ve her haliyle suç. Bakalım yargı nasıl bir işlem yapacak göreceğiz.